Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de ailelerin %22'si 3 çocuk sahibi, %35'i ise 2 çocuk sahibi. Araştırmanın bir diğer konusuysa boşanmalar. Boşanmalar artık aldatmalar yüzünden değil, çiftlerin birbirlerine ilgisiz ve sorumsuz davranması yüzünden yaşanıyor. Biz de sokağa çıktık ve vatandaşla Türkiye'nin aile profilini konuştuk. Eğer çocuğunuz olmasaydı evlatlık edinir miydi? Neden olmasın? Hiç düşünmedim. Edinirdim herhalde ya. Edinmezdim. Neden? Dini inançlarıma göre. Yorum yapmak istemiyorum. Doğurmak ve bakmak çok farklı. Evlat değişik bir duygudur ya. İlla ki bir şekilde o çocuğa sarılmak, kucaklamak. Bir sürü bakıma muhtaç çocuk var dünyada, o yüzden tabii ki. Çocuk sevgisini hani tatmin etmek için hem ona bakmak hem de yüksek tahsini yaptırmak için... Kaç çocuğunuz var? İki. Diğeri de evde. Hiç yok. İki tane kızım var. Torun yok daha. Bir senelik evli. İki tane. Benim bir tane oğlum var. Allah başlasın. Düşünüyor musunuz peki? İnşallah. Çocuğum yok. İki kızım var. Biri 6 aylık. Biri de lise 2'ye gidiyor. Sıfır. Olacak mı peki? Kısmet bilmiyoruz. Denememiz lazım. Bir kızım, bir oğlum var. Çocukları da çok seviyorum. Bütün çocuklar benim çocuklarım. Türkiye'de 3 çocukta bir artış görünüyor. Ailelerin %22'si 3 çocuk sahibi Türkiye'de. Evet. Neler söylüyorsun? Ekonomik durumu iyi olanlar 3 değil 5 de doğursun ama olmayanlar, bir çocuğunu dahi bakamayan aileler var. Vallahi bakacağın kadar çocuk yapman lazım yani. Yeni nesil olması çok çok iyi. Yani komşular var. 7-8 tane çocuğu var. Yani sokaklarda geziyorlar yani. Tayyip Erdoğan söz veriyor ama herkesin çalışma stili, yani çalışmasına göre, maaşına göre tabii ki yetersiz kalıyor her şey. Ya bu geçim verdiğinde yorumsuz bırakıyor. Ya insanlar tercih diyeceğim. Herkes ne yapacağını biliyordur herhalde. Çocuk ya tamamen imkanlar doğrultusunda ama ben şunu düşünüyorum. Tek çocuk olmaz. Yanına bir tane daha arkadaş lazım. İmkanlar doğrultusunda üçüncüsü tamamen zevki ama en azından iki tane çocuk olmak zorunda. Konuysa boşanmalar. Eskiden boşanmaların nedeni genellikle aldatmalar oluyordu. Evet. Ama şimdiki boşanmaların sebebi ise ilgisizlikmiş. Bir şey haberim yok vallahi. Günümüzün yoğun temposu herhalde buna insanları itiyor. Karşılıklı saygıdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Dünyanın gidişatı. 3 çocuk yapmalı mıyız sizce? 3 çocuk yapmalı mıyız sizce? Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de çoğu kişi işsiz. İşi olan insana bakıyorsunuz gerçekten iyi geçiniyor. İşi olmayan insan da tabii ki geçinemiyor. Eşiyle ve çocuklarıyla zaman geçirme dışında onu işte masa başında bilgisayar, elde telefon bence daha da artar diye düşünüyorum. Her şey değerini kaybetti. Evlilikler olsun, sevgiler, saygılar bittikçe evlilikler de bitiyor. Kökünde fedakarlıklar, bunlar olmadığı sürece hep yıkılacaktır. Özellikle çalışan anne ve babaların bizi izlemesini rica ediyoruz. Çocuk bakıcısı bulmakta zorlanıyorsanız eğer, iyi bir çocuk bakıcısı nasıl seçiliyor tam olarak bilmiyorsanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız konunun uzmanı Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker'e kulak veriniz şimdi stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok önemli bir konu aslında. Biz haberlerde o kadar çok verdik ki işte... bakıcı çocuğu döverkenki görüntülere. Evet. O yüzden anne babalar oldukça da bu konuda tedirginler. Hı-hı. Haklı olarak. Bunun için ilk başta ne yapmaları lazım? Yani bir çocuk bakıcısını seçerken hangi özellikleri özellikle ilk başta dikkat etmeleri lazım ve nereden seçecekler? Evet. Yani öncelikle zaten çocuk bakıcısı seçeceği firmadan başlamaları lazım. Firmadan. Tabii ki. İlk önce doğru firmadan seçmeleri lazım. Doğru firma nedir? Yasal olarak yükümlülükleri yerine getirmiş, Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, iş ve işçi bulmaya aracılık yapan bir özel istihdam bürosu olmak zorundadır. Bunun için de ilk önce eğer internetten buluyorlarsa, internetteki web sitelerinin alt tarafında çek işareti gibi bir özel istihdam bürosu logosu olması lazım. Sonra yan tarafında belge numarası olması lazım. Şu anda öyle bir duruma geldi ki olay, kaçak bürolarda özel istihdam bürolarının logolarını alıp kullanmakta ve aileler bunu gerçek bir yasal büro zannetmekte. O zaman büroya girdikten sonra özellikle belge mi isteyeceğiz? Belge numarası. Çalışma Bakanlığı'na bağlı mısınız? Evetse cevabı. Belge numaranızı öğrenebilir miyim? Gerekirse derneğimizi arayarak, gerekirse
İşkuru arayarak belge numarasını öğrenmeleri lazım. Çünkü eğer gerçek yasal bir büro değillerse sonuçta mağduriyet olacaktır. Birincisi bu. İkincisi de sitedeki web sitesinin iletişim sayfalarına bakması lazım. İletişim sayfasında firmanın açık adresi olması lazım. Bunda da gene dikkat etmeleri lazım. Adres olarak bilmem ne caddesi, bilmem ne sokak, Fatih yazdığında o gerçek bir büro değil. Çünkü kapı numarası yok. Böyle de aileleri kandırıyorlar çok bir şekilde. Önemli. Açık adresi olması lazım ve müşteri, yani anne baba, firmayı aradığında görüşmeyi kesinlikle kendi evinde değil, firmada yapmak istediğini belirtmesi lazım. Eğer firma hayır biz ofisimizde yapmıyoruz, sizin evinize getiriyoruz, evinizde yapıyoruz dediği anda anlayın ki bu yasal olmayan bir kaçak firma, ailenin hiçbir şekilde oranın adresini öğrenmesini istemiyor. Yani ne yaptığını biliyor aslında, o yüzden aileyle hiçbir şekilde karşılıklı gelmek istemiyor. Aileler de bu yüzden yapılan bu davranışın, yani bizim evimize getirip evde görüştürmenin onları bir mükafatlandırma, ödüllendirme olduğunu zannediyorlar. Halbuki çok yanılıyorlar. Bu firma kendini saklamak için izlediği bir taktikti bunlar. Bu yüzden bunlara dikkat etmeli, başlıca yapması gereken bunlar. Elimde bir not var. Türk Standartları Enstitüsü ideal çocuk bakıcısının standartlarını belirlemiş. Evet. Artık çocuk bakıcısı Türk Standartları Enstitüsü'nün listesine girdi ve çocuk bakıcısı olmak için standartlar nelerdir bunları da belirledi. Nelermiş? Yenilikleri açık olacakmış. Çocukları sevecek. Çocukları sevecek, hoşgörülü, sabırlı olacak. Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini, zeka ve dil gelişimini bilecek. Şimdi burada dil gelişimi, işte diksiyon önemli olmalı gibi bir takım böyle kriterler var. Ve en az diksiyonu işte, bozuk olana çocuk baktırmayın diyorlar. Çok doğru. Çünkü çocuk rol model olarak onun konuşmasından bir şekilde etkilenerek, bilgisayarın hafızası gibi. Tabii. Konuşulan, söylenen her şeyi bir şekilde hafızasına doğru, alıyor. Doğru, çok boş, taze bir beyin, öyle evet. değil mi? Şekil ve siz olacak. İyi bir şey yapmaya çalışırken aslında kötü bir şekilde çocuğunuzu yanlış bir diksiyonla, yanlış bir şekilde yetiştirmiş oluyorsunuz. Yabancı bakıcılar var mesela, onlar çok tercih ediliyor Türk bakıcılardan ziyade, öyle değil mi? Kaçak çalıştırılanlar var mesela. Evet. Bu konuda problem yaşayanlar var, sigortasız çalışanlar Tabii var. Dili gelişsin diye sırf yabancı bakıcı tercih eden aileler var. Şimdi yabancı bakıcı zaten ayrı bir konu. Yalnız o Türk Standartları Enstitüsü'nün zaten birinci maddesinde en az lise mezunu ve çocuk gelişimi mezunu tercih edilmesi ideal bakıcıdır diyor. Yani kız meslek liselerinin çocuk gelişim bölümleri var. Biz eleman yerleştirirken özellikle çocuk bakacaksa eğer üniversitelerle ve kız meslek liselerinin çocuk gelişim bölümleriyle anlaşmalarımız var. Onların mezunlarından seçiyoruz. Yani bu işi gayet iyi şekilde yapan, okulunu okumuş kişilerden seçip onları yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Yabancı bakıcı olayına gelirsek, aileler yabancı bakıcılarını tercih etme sebebi açıkçası yatılı çalışmayı kabul ettikleri için ve ücret olarak düşük oldukları için tercih ediyorlar aileler. Ama eğer çalışma izni almazlarsa veya Türkiye'ye daha önce gelmiş kaçak pozisyonuna düşmüş birilerini tercih ederlerse şu an cezası var değil mi? 7612 lira. Yani siz evinize bir yabancı bakıcı aldığınızda ki eğer komşunuzla kavga ettiğinizde sizi ilk şikayet edecek olan odur. Ettiğinde direkt cezanız 7600 lira. Komşuyla iyi geçinin. 7600 lira artı çalışanın da 3000 küsür lira bir cezası var. Yani sadece size değil, ayrıyeten yabancının, bakıcıya da ceza. Tabii ki yabancının yurt dışına gidene kadar ki bütün uçak masraflarını, bütün masraflarını siz karşılamak zorundasınız. Ayrıyeten evinizde yabancı çalıştırdığınız için de yabancı şubede sizin için özel bir dosya açılıyor. Artık siz orada mimli biriz oluyorsunuz. Ya, şimdi onun dışında yabancı bakıcı tercih edilmesinin dışında çocuğun yabancı dil öğrenmesini de isteyen aileler var. Bu yönde de bir tercih kullanıyorlar. Tabii ki. Eğer ille de yabancı çalıştıracağım diyorsanız, daha önceden Türkiye'ye gelmiş, bir Türk'le evlenmiş, artık Türk vatandaşlığına geçmiş, çalışmasında herhangi bir problem olmayan, sonrasında ise bu yabancı çalışanın tercihen üniversite mezunu olup, yani onun da diksiyonunun gayet iyi şekilde, yani Rusçayı bir köylü lehçesiyle konuşan var, bir de okulunu bitirmiş, gayet güzel konuşabilen ve öğretebilenleri var. Tercihen buradan yana kullanıp çocuğunun daha iyi yetişmesini sağlayabilirler. Tabii burada gene bazı nüanslar var. Yani şu anda yabancı yeni gelmiş birini tercih ederseniz 600-700 dolardan 20 dolar 20 TL izin parasından topladığınızda gene size 1400'e geliyor. Eğer bunu kaçak çalıştırırsanız 1400 lira ödeyeceksiniz. 1400 lira onu ödeyeceğinizde 1500-1600 lira ödeyerek bir Türk abla tercih edebilirsiniz. En azından çocuk gelişimini bitirmiş.
gündüzlü bir şekilde, düzenli bir şekilde gelip gidecek, çocuğunuza gayet faydalı olabilecek, onun psikolojisini, motor gelişimini, fiziksel gelişimini rutin olarak takip edebilecek, size raporlayabilecek birini almanız daha tercih sebebidir. Bir de hoşgörülü ve sabırlı olması gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü'ne göre ideal çocuk bakıcının standartları arasında olması gereken niteliklerden biri de bu. Hoşgörülü ve sabırlı olmak. Bu ifadenin arasına aslında yaş aralığı giriyor değil mi? Hoşgörü ve sabır yaşla sabit çünkü. Tabii ki. Birincisi yaş ne kadar fazlaysa sabır o kadar azalıyor çünkü. Yaptığı işi sevmesi lazım. Tabii. İkincisi biz çocuk bakıcısı temin ederken öncelikle yani çocuğun yaşına göre bir bakıcı temin ediyoruz. Yani çocuk 0-1 yaşındaysa yani koşturmayacaksa çok hareketli değilse o zaman çok genç birine ihtiyacı yok. Hı. Ama eğer 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş yani böyle devamlı hareket halinde koşacak bir çocuksa o zaman tercihen 25-35 yaş arası birini tercih ediyoruz. Tercihen daha önce anne olmuş birini tercih ediyoruz ki demin o dediğiniz şeye geliyoruz. Değil sevecen, mi? Merhametli, sabırlı olması gerekiyor. Yoksa çocukları sevmeyen kişi bu işi çok iyi şekilde yapamayacağını düşünüyoruz. Yani bu işi sevmeniz lazım. Hı hı. Sevmediğiniz zaman orada durduğunuz ve çalıştığınız tüm süre size acı gibi gelir. Affedersiniz, siz devam edin. Hı? O yüzden çocukları sevmeniz gerekiyor. Bir şekilde geçmişte de deneyimleriniz olması gerekiyor. Hı hı. Bunu meslek olarak görmeniz gerekiyor. O zaman gayet iyi bir şekilde çalışır ve verimli olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi aklıma şu geldi. Biz filmlerde genelde görüyoruz bunu. Özellikle komedi filmlerinde işte hı hı. aile bakıcı arar. Hı hı. Çeşit çeşit bakıcılar gelir eve. Hı hı. Aralarından seçmeye çalışırlar. Evet. İşte yaşlısı gelir, hastası gelir, hı hı. şizofreni olanlar vardı falan. Hı hı. Böyle bir hikayeler de vardı o evet. filmleri hatırlarsınız. Biz genelde böyle ilaç alacağımız zaman işte komşuya yaradı bana da yarar gibi bir hı hı. algılayışımız hı hı. var ya. Hı hı. Doktora gitmektense. Evet. Bakıcı konusunda da zannediyorum böyle bir durum söz konusu. Şimdi... İşte teyzemin kızı. Komşumun kızının kızı hı hı. Bakıcısından çok memnunmuş. Biz de onu alalım gibi bir takım şeyler oluyor. Doğru. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu bize göre tamamen yanlış. Yanlış çünkü mı? Orada o bakıcı adayı atıyorum 0-2 yaş bir çocuk bakıyor olabilir. Ama sizde ise 3 ile 5 yaş arası bir bakıcı görev tanımı olabilir. Çocuk bakacak olabilir. Yani oradaki ortam... Çalışma şartları ve imkanları aynı şekilde öbür tarafta uymayabilir. Hmm. O yüzden mutlaka bir özel istihdam bürosundan profesyonel destek alması nerelerde gerekiyor. Nerelerde bu özel istihdam büroları? Nereden bulacağız? İnternete mi bakacağız? İnternete bakabilirsiniz. Derneğimizin web sitesine bakabilirsiniz. İş kurumunu arayabilirsiniz. Ama mutlaka özel istihdam bürosu olmasına dikkat edin. Çünkü eğer yasal bir büro değilse sonu mağduriyet olacak. Yani o yüzden ailelerimiz şunu... Yanlış anlıyorlar. Vergi levhası olmak maliyeyle alakalı bir durum. Yani vergi mükellefi olmak ama iş ve işçi bulmaya aracılık yapacak olan tüm firmaların özel istihdam bürosu olması gerekiyor. Bunun şartlarının da ağır olduğu için kimse bunu yerine getirmek istemiyor ama kaçak çalışan özel istihdam bürosunun her ofisinde yakalattığı yabancı başına 15 bin lira gibi bir cezası var. O yüzden bunu yerine getirmek istemiyorlar. Aileler burada çok dikkatli olmalı. Şeye gelince demin sorduğun soruya tekrar döneyim. Orada birinde çok başarılı olan kişi sizde de başarılı olacak anlamına gelmiyor ki burada çok dikkat edip profesyonel bir destek almanız. Çünkü biz eleman sürecinde adayın ilk önce randevu verip randevu saatinde geliyor mu ona bakıyoruz. Sonra CV'sini ofiste beraber dolduruyoruz. Hazır CV istemiyoruz. Nereye yapmış? Çünkü hazır CV doldurduğu zaman kafasında kurguladığı rol modele kendisi bir şekilde uyuyor. Yani şu tarihler arasında şurada çalıştım diye yazılmış bir şekilde getiriyor. Hmm. Biz onu yokmuş gibi düşünüp hafızasından tekrar istiyoruz onu. Bakalım gerçekten o tarihler arasında çalıştı mı? Sonrasında tüm bilgileri aldıktan sonra daha ofisten çıkar çıkmaz referans kontrollerini yapıyoruz. Gerçeklik kontrolü. Gerçekten çalışmış mı? Ne kadar çalışmış? Ve referans kontrollerini mutlaka çalıştığı ailelerden yapıyoruz. Çalıştığı kurumdan yapıyoruz. Sonrasında o kişinin ikametgah, sabıka kaydı, kimlik fotokopisi gibi birini işe alırken almanız gereken evrakların hepsini daha iş başvurusunda alıp sisteme giriyoruz. Yani onunla alakalı tüm bilgiler bizde oluyor ki bu anlamda sabıkası olan veya farklı durumu olan
çalışmak isteyen adaylar firmalardan değil de böyle kaçak firmalardan işe giriyorlar. Çünkü sabıka kaydım yok, sonra getirsem olur mu gibi sabıkalı bir şekilde ailenin çocuğuna bakmaya giriyor. Bununla alakalı yaşanan hazin durumlar da vardır. Özellikle aile görüşmeyi özellikle nerede yapacak? Evine davet etse? Sakın evine davet etmesin. Neden? İlk önce firma gerçek mi? Yani firmadan başlamak lazım olaya. Böyle bir firma var mı? Var çünkü mı? Firmayla sözleşme yapıyorsunuz. Eğer o firma size iş yerini söylemiyorsa, iş yerini göstermiyorsa elemanın hangi evraklarını alacaksınız? Hmm. Hiçbir evrağı yok. Firmada hangi adreste olduğunu bilmiyorsunuz. Bir tane 0535'li hat var, o da bir başka çalışanın üzerine. Yani dolandırılmaya doğru adım adım gidiyorsunuz. Artı ofiste yapmalısınız. Eğer gerçekten sizin için uygunsa ve firma yasal ve gerçek bir firmaysa sonra evinize davet edebilirsiniz. Ama görüşmeyi yaparken mutlaka da anne baba ve çocuğun da olmasını sağlayın. Yani karar verme yetkisinde olan kişilerin görüşmede olmasını sağlayın. İşe girecek olan adayın onlarla etkileşimini ve iletişimini de orada gözlemlemek gerekiyor. Hmm. Yani bakıcı adayın nasıl bir etkileniyor mu, iletişime geçiyor mu, bunları orada gözlemlemek gerekiyor. Güvenlik kameralarını tavsiye ediyor musunuz evde? Güvenlik kameraları çok özele girmediği sürece, çünkü ben de sonuçta bir babayım ve kızımı özlüyorum açıkçası. Hmm. Uzağa gittiğimde kamerayı açıp görmek istiyorum ne yapıyor şu anda diye. Sizde var mı? Var. Var. O yüzden iş yerimizde de var. Ama bunu kullanma amacımız belli. Bahsettiğim gizli kamera değil. Aleni olarak konulmuş ve herkesin de haberi olan bir kamera. Ama nedir bu? Ortak özel kullanım alanları değil. Ortak mesela evin salonu. Çocuğun odası. Hmm. Ama eğer çocuğun odasında dadı adayı da orada kalıyorsa o odaya koyamazsınız. Çünkü orası da onun bir anlamda özeli olmuş oluyor. Mutlaka çocuğun odasından hariç ayrı bir oda verilmeli eğer yatılı çalışacaksa aday. Hmm. O şekilde onu rahatsız etmemiş olursunuz. Sizin çocuğunuzun bakıcısı var mı? Tabii ki var. 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 Mesela aşağı yukarı ne kadar ücret ödeniyor? Şimdi yatılı adaylarda genelde eğer yatılı kalacaksa 2000 lira ve üzeri ödeniyor. Ama şuna geleyim tekrar. Aylık mı bu? Aylık. Tabii donanımlı birinden bahsediyorum. Şimdi çocuk bakıcısı var, dadı var. Çocuk bakıcısı çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayan, aslında sizin de benim de çok rahat yapabileceğimiz yemeğini yedirmek, altını değiştirmek, odasının tozunun alınması. Bunu hepimiz çok rahat yapabiliriz. Ama dadı dediğimizde olayın kavramı biraz değişiyor. Niye? Dadı çocuğu hayata hazırlayan, bir mentor gibi, bir yol arkadaşı gibi, bir öğretmen gibi hayata hazırlayan birisidir. Yani kendinde olmayan bir özellikleri çocuğa aktaramazsınız. Bahsettiğimiz dadılar gayet yetenekli. En az bir dili profesyonel şekilde bilen ve çocuğa öğretme yeteneğinde olan, bir tane müzik aleti çalabilen, sporun herhangi bir dalında profesyonel olarak ilgilenmiş birinden bahsediyorum. Bunlar varsa ve çocuğunuza gayet faydalı olabilecekse bence değer diye düşünüyorum. Hakikaten öyle. Ve düşünün ki mesela bizim oyun ablaları var yerleştirdiğimiz. Bir tane çocuğunuz var, kendiniz bakıyorsunuz. Cumartesi pazar dışarı çıkacaksınız ama çocuğunuzu bırakacak kimse yok. Herhangi bir özel istihdam bürosunu arayıp oradan bir oyun ablası isteyebilirsiniz. 3 saatliğine, 2 günlüğüne isteyebilirsiniz. Bu anlamda 5 yıldızlı oteller de bizden çözüm ortağı olduğumuz için oyun ablaları istiyor. Yurt dışından, Amerika'dan, Arabistan'dan gelen misafirlerinin çocuklarıyla ilgilenilmesi için Arapça bilen, İngilizce bilen oyun ablaları istiyor ve bu yüzden siz de rahat bir hafta sonu geçirmiş oluyorsunuz. Siz kolay bulabiliyor musunuz peki çalıştıracak bakıcı ya da dadı? Tabii var ki. Mı o kadar tabii sayıda ki sizde? Ya şimdi özel istihdam bürolarının çoğu zaten eski firmalar. Yani nereden baksanız bir 5-6 yıllık, 10 yıllık firmalar var. O yüzden iyi dataları da var. Özellikle kolayca bulabiliriz. Gelen şikayetleri size nasıl çözüyorsunuz peki? Mağdur vatandaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz bu şimdi konuda? Özellikle tabii olayın durumuna bakıyoruz tabii nedir diye. Eğer firma tarafından gelen bir şikayetse, yani aileden geliyor, bir firmadan aileden mağdur geliyorsa olduysa onu dilekçe halinde şikayetini alıp hukuksal süreç hukuksal, mi başlıyor? Tabii iş kurumuna bildiriyoruz, Çalışma Bakanlığı'na, sonrasında Yabancılar Şube'ye bildiriyoruz eğer işin içinde yabancı varsa. Ama aslında biz özel istihdam büroları biraz da birer danışman firmayız. Bu anlamda ailelere ilk önce doğruyu anlatıyoruz. Hani nasıl yapmalısınız? Dadıdan ne beklemelisiniz? Bunları anlatıyoruz. Mesela sizde dadı mı çocuk bakıcısı mı istiyorsunuz diye bir ayrım var mı? Böyle bir seçenek sunuyor musunuz? Biz onun beklentilerinden yoksa anlayıp sonrasında onu yönlendiriyoruz. Aslında sizin bir çocuk bakıcısına değil dadıya ihtiyacınız var diyoruz. Veya ikisinin arasına sunuyoruz. Çünkü hani seçimi aile yapacak sonuçta. Tabii. Tabii arada rakamlar da oynadığı için ailenin bütçesiyle de alakalı bir durum bu. Yabancı dadı çalıştırmanın cezası aileye 7612, çalışana da 3043 lira tabii ki para cezası tabii söz ki konusu. Bunun altını çizelim.
dadının hassasiyetlerine de aslında bir anlamda dikkat etmek lazım. Eğer memnunsa da zaten çalışma izni alsın. Yasal bir şekilde kendi de rahat etsin. Dadısı da rahat etsin. Tatile giderken de yanında götürsün. Hiçbir problem yaşamasın. Peki yineleyelim bu iletişim becerisine sahip bakıcılar için özellikle. Türk Standartları Enstitüsü ideal çocuk bakıcı standartlarını belirlemiş durumda. İletişim becerisine sahip olmalı. Başka neler olmalı? Sohbet aralarında yine özelliklerini sayalım. Çocuk hastalıkları ve alınabilecek ilk yardım önlemlerini bilmek. Bu da çok önemli bir çok şey önemli. Değil mi? Mesela dadı dediğimizde... Anne baba bile bilmeyebilir aslında. Herhangi bir boğulma ya da herhangi bir işte yemek yedirirken boğazına kaçtığı şeyi çıkaramama konusunda anne baba bile bir şey yapamayabilir. Bahsettiğim profesyonel dadılar bebeklerde ilk yardım eğitimi almış kişiler zaten. O yüzden ayrılıyorlar yani. Evet. Bir şekilde bu çok önemli. Çok önemli. Ama aileler bile bunu sormuyor. Hani şunu soruyor. Boş zamanlarında ne yaparsın? Kendini biraz anlatır mısın? Halbuki tam anlamda çocuğuna dört dörtlük nasıl destek olabilecek? Bunları sormalı ve bu anlamda bilgi almalı. Adayla görüşmeden önce mutlaka adayın referanslarının alınıp alınmadığını, ikametgah nerede oturduğunu, sabıka kaydını, kimlik fotokopisini, referanslarının alınıp alınmadığını kontrol ettikten sonra görüşmeli. Çünkü zaten özel istihdam büroları seçme yerleştirme firmaları. Bu anlamda siz aile için veya müşteriniz için en doğru adayı seçip yerleştirmekle sorumlusunuz. Bunu da yapmadıktan sonra zaten bir sıkıntı oluşuyor. Doğru, çok doğru. Aileler bu anlamda biraz bilinçlenmeli diye düşünüyorum. Çocukları sevmek yetmiyor işte hakikaten. Yani tabii ki. Hani bir de herkeste dadı, herkeste çocuk bakıcısı olamıyor. Evet. Ancak tecrübeli olmasının çok büyük bir önemi var. Aynen anne öyle. Anne olmuş olmasının burada çok büyük yalnız bir nüans var. Biz hep şey üzerinden gittik. Hep aile üzerinden gittik. Bakıcı tarafından meseleye geleceğim, hiç bak. Geleceğim. Tamam. Evet, oraya da geleceğim. Çünkü onların işte az önce dedim ya, bakıcıların da hassasiyetleri çok önemli. Tabii. Biraz da onlar üzerinden konuşalım. Evet. Yani şimdi bakıcılar da ailelere nasıl bilgi veriyorsak şöyle yapılmalı, şöyle yapılmalı. Bakıcılar da eğer iş bulacağı bir firmanın yine özel istihdam bürosu yani Çalışma Bakanlığı'na bağlı olmasına dikkat etmesi lazım. Eğer bu anlamda firma adres vermiyorsa işte şuraya gelin biz duraktan sizi aldırırız gibi son zamanlarda yeni dolandırma taktikleri uyguluyorlar. Açık adres vermiyor. Gerçekten işe ihtiyacınız var mı? Şuraya gelin biz sizi oradan aldıracağız gibi. Böyle bir şey varsa hemen telefonu kapatsınlar. Açık adres vermiyorsa. Velev ki gitti firmaya belgesi numarasını sorsun. Belgesini görsün. Eğer yoksa hiçbir şekilde kimlik fotokopisi, evrak hiçbir şey bırakmasın. Çünkü bunun da sonu dolandırılmaktır yani. Tabii. Onların kimlik fotokopilerini alıp farklı farklı dolandırma taktikleriyle kullanabilirler. Ve 4857 iş yasasına göre çalışanın her ne adı altında olursa olsun ücret kesilmesi yasaktır. Yani iş arayan adaylardan ücret alınması yasaktır. O yüzden iş arayan dadı veya bakıcı adayları da hiçbir şekilde firmaya veya başkasına iş bulmak adına para ödemesinler. Ne için istenebilir ki o ücret? Şunun için isteniyor. Evrak falan mı? Hayır. O bahane. Üyelik bedeli diyor 50 lira. Veya size iş bulacağız ama maaşınızdan atıyorum 2000 liranızdan 500 lirası bizim olacak diyor. Böyle bir şey kesinlikle yasak. Aman dikkat. Yasak olduğu için yasal firmalar zaten buna uyuyor. Ama kim uymuyor? Yasal olmayan firmanın zaten bir zorunluluğu olmadığı için böyle bir şeyi rahatlıkla uyguluyor. Ve aday iş aradığı için de bunun için ayrıca bir şey diyemiyor. Yani evet diyor, kabul ediyor mecburen. Bunu yapmasınlar, eğer yasal olmadığına inanıyorsa hiçbir belge, bilgi, hiçbir şey bırakmasınlar. Ve görüşmeye geldik. Müşteriyle görüşmeye geldiniz. Uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz. Müşteriye kendinizi anlattınız. Ailemiz size sordu. Kendinizi anlattınız. Sonra siz de lütfen çalışma ortamı hakkında, aile hakkında bilgi isteyin. Yani daha öncesinde firmadan isteyin. Firmadan alamamışsanız aileyle görüşürken lütfen ben de sizin hakkınızda biraz bilgi sahibi olabilir miyim? Hangi şartlarda çalışacağımı öğrenebilir miyim? Benden beklentilerinizi öğrenebilir miyim? Çalışma yeri ve şartları hususunda yani bana yatılı çalışacaksam eğer ayrıca kalabileceğim bir oda verilecek mi, verilmeyecek mi gibi tüm şartları, aylık izinler, maaşlar, maaş artışları hepsinin konuşulması gerekiyor. Yani bu da adayın en doğal hakkı diye düşünüyorum. Deneme süreci var mı? Deneme süreci normalde 4857 iş yasasına göre 2 aydır. 2 ay içerisinde aile elemandan, eleman da aileden memnunsa eğer devam edebilir. Memnun değilse hiçbir tazminat ödemeden işine son verebilir. Ama bu sigortasız çalıştıracak anlamına gelmiyor. Yani
iş yasasına göre birisi işe başlamadan hatta bir gün önce sigortasının yapılması gerekiyor diyor. Bir gün önce? Tabii bir gün önceden başlaması lazım ki ertesi gün sigortalı bir şekilde işine başlasın diye. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamaları gerekiyor dadıların. Televizyonunuzu yeni açtıysanız yineleyelim. Türk Standartları Enstitüsü ideal çocuk bakıcısının standartlarını belirledi. O standartlar üzerinden bizde ne yapılması ne yapılmaması gerektiğini, bakıcıların nasıl seçilmesi gerektiğini konuşuyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi biz sağlıklı çocuklara bakabilecek bakıcı ya da dadı adaylarının özelliklerini konuştuk. İşte bu standartlara uygun mu değil mi onu konuştuk. Engelli çocuklara bakıcı ya da dadı nasıl seçilecek? Engelinde de bir uzmanlığı olması lazım çocuğun şimdi, engeline göre. Tabii ki. Bununla alakalı bakıcı temin ederken tercihen daha önce bu işi yapmış, gene çocuk gelişim mezunu olan, tercihen bu tarz birilerine bakmış ve bu konuda deneyimli olan kişileri tercih ediyoruz. Yoksa bunlar özel çocuklar. Yani çocuk tabii. bakan herhangi birisi ben bu işi de yapabilirim diye gidemez. Ayrıca bakıcı deyince biz hep dadıda bakıcıda kaldık ama hasta bakıcı hemşire durumu da var. Yani bir özel istihdam bürosu her türlü personeli temin edebilir. Ama bizim derneğimiz İstanbul Özel İstihdam Bürosu dediğimiz zaman genelde özel ev hizmetleri temin eden yani profesyonel dadı, hasta bakıcı, hemşire, özel şoför, oyun ablası, aşçı, bahçıvan gibi evinizde ihtiyacınız olan tüm personelleri ki çok zor pozisyonlardır bunlar. Doğru. Bunları seçmek, yerleştirmek çok zordur. Bunları temin ederiz. O yüzden de yani çocuk bakıcısında biz hep kaldık ama hasta bakıcı var mesela. Hasta bakıcılarımız var, yaşlı bakıcılarımız var. Mesela Alzheimer hastalarımız var. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre dediğimiz, dördüncü evre dediğimiz devam eden ve çok zor süreçleri olanlar var. Bunlar için de tercihen geçmişte hasta bakıcılık yapmış veya emekli hemşirelerimiz var. Bunlar da bu iş için tam uygun adaylar. Geçmişte de deneyim kazanmışlar. O yüzden bunların tercih edilmesi gerek. Yani bunların mutlaka hani demin şeyi söyledik ya dadı için firmaya gidilmesi lazım. Bunda da hemşire görüşmesi yapılacakken firmanın güvenilirliğinden emin olduktan sonra tam tersi olarak hastanede hastanın başında hastanın durumunu hemşirenin görmesi lazım. Kanaat getirmesi lazım. Geçmiş raporlarını incelemesi lazım. Hasta hakkında detaylı bilgi alması lazım. Sonra gerçekten ben bu işi yaparım diyorsa yapması lazım. Bir denerim diyorsa değil. Zaten bu deneme tahtası değil. Çok zor bir şey. Doğru. O yüzden denerim değil yaparım diyen adayları işe başlatmanız lazım. İhtiyacınız var mı bu nitelikteki insanlara? Şu an belki iş arıyorlar olabilir, izliyor olabilirler. Tabii ki var. İhtiyacımız var tabii ki. Nereden ulaşacaklar size? İstanbul Özel İstihdam Büroları derneği yazarlarsa zaten çıkarlar. Oradan ulaşabilirler. Şahane bilgiler paylaştınız bizimle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Böyle bir fırsat bize verdiniz. Sağolunuz. Ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında haberlerle karşınızda olacağız.